İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Devlet Başkanı ve Ulusal Konsey Başkanı'nın Artsakh'tan zorla yerinden edilmiş kişilerle görüşmesi. Batı Ermenistan Hükümet Sözcüsü'nün basın açıklaması. Bakü, Yerevan'dan çok daha iyi silahlanmıştı. Macron, Yerevan'a Fransız silahlarının tedarikine değindi. Pan-Ermeni Birliği, Pakistan'ın tek taraflı ve adaletsiz politikasını kınıyor. Artsakh'ın Cankata Surkevur Kilisesi. Yerevan'da Aznavur Kasparyan'ın gözünden adlı açık hava fotoğraf sergisi. Batı Ermenistan televizyonunu destekleyelim. Batı Ermenistan'ın Yerevan temsilciliğinde Artsakh'tan zorla yerinden edilmiş yerlilerle 20 Temmuz'da bir toplantı düzenlendi. Toplantıda Batı Ermenistan Devlet Başkanı Lidya Markosyan, Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Konseyi Başkanı Armena Agaprahamyan, Şuşi Yurtseverler Birliği Hareketi'nin Başkanı Aşot Arutunyan, Aşot Babayan ve diğerleri birer konuşmada bulundular. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Lidya Markosyan konuşmasında Batı Ermenistan ve Artsakh Ermenilerinin yerliliğinin ve birleşik mücadelesinin önemini vurguladı. Devlet Başkanı Margosyan'ın kendisi ve Ulusal Konsey Başkanı Armenak Abrahamyan'ın katılımıyla Birleşmiş Milletler'de düzenlenen Batı Ermenistan ve Artsakh Ermenilerinin yerlilik, kimlik, hak ve dilleri konularının görüşüldüğü toplantılara değindi. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Lydia Margosyan, Artsakh halkını birlik olmaya ve hakları için mücadele etmeye çağırdı. Batı Ermenistan Ulusal Konsey Başkanı Armene Gavrahamyan da ayrıca Arsah vatandaşlarının şikayetleri üzerine Bakü yetkililerine açılan davalar ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde devam eden sürece ilişkin ayrıntılara yer verdi. Toplantıda Arsah mültecilerini etkileyen konular da tartışıldı ve Abrahamyan buna net argümanlarla yanıt verdi. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Hükümet Sözcüsü'nün 20 Temmuz'da gerçekleştirdiği basın açıklamasında haftanın önemli olaylarına değindi. Sözcü, basın açıklamasında özellikle Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Lidya Margosyan'ın yerli halkların haklarının korunmasına ilişkin konuşmasını sundu. Daha önce Birleşmiş Milletler Konferansları'nda sunulan ve Artsak'tan zorla yerinden edilen yerli Artsak Ermenilerinin haklarının korunmasına yönelik çağrılara değinen devlet başkanı, Bakü'yü Arsak Ermenilerine yönelik zorla yerinden edilme, zulüm ve soykırım eylemleri nedeniyle kınadı. Birleşmiş Milletler çerçevesindeki toplantının amacı, geçen ay imzalanan sözleşmenin ardından herkesin kendini ifade etmesine olanak sağlamak ve mümkünse şüpheleri ortadan kaldırmaktı. Batı Ermenistan Devlet Başkanı 11 Temmuz'da yerli örgütlerin katılımıyla gerçekleştirilen ve Batı Ermenistan heyetinin de hazır bulunduğu toplantıya değindi. Ayrıca o Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin Yerevan ofisinde Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi ofisinin görkemli açılış töreninden de bahsetti. Bundan başka Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Lidya Margosyan, Ulusal Konsey Başkanı Armenek Abrahamyan, Ulusal Meclis Başkanı Nelli Harutunyan ve milletvekilleri Yerevan'daki sembolik ana Ermenistan anıtını ziyaret etti. Heyet, Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin ilk devlet başkanı Armenek Abrahamyan'ın doğrudan rol aldığı Arsak'ın kahramanlık savaşlarını, Ulusal Kurtuluş Hareketi'nin kahramanlarını hatırlayarak bu kahramanlara, saygılarını sundular. Londra'daki 4. Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesinde konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Doğu Ermenistan'a ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulunarak Yerevan'a verilen Fransız silahlarının yanı sıra Yerevan ile Bakü arasında devam eden barış müzakerelerine de değindi. Fransa Cumhurbaşkanı, kendisini silahlandırmak isteyen egemen bir ülkenin talebine, başka bir ülkenin saldırısına uğrayabileceğini düşünerek yanıt vermek normaldir, dedi. Macron'un belirttiği gibi, Bakü son 10 yılda kendisini Doğu Ermenistan'dan çok daha iyi silahlandırdı. Askeri açıdan bakıldığında herhangi bir ülkeyle işbirliğinin uluslararası uygulamada tamamen normal bir olgu olduğuna inanıyor. Daha önce Doğu Ermenistan ve Fransa Savunma Bakanları arasında Paris'te yapılan görüşmeler sonucunda taraflar Fransız Sezar obüslerinin tedarikine ilişkin anlaşma imzalamıştı. Medyada 36 topçu tesisi olduğu bilgisi yayıldı. Bakü Cumhurbaşkanı Pakistan'a yaptığı çalışma ziyaretinde Pakistan Başbakanının yaptığı açıklamada Bakü rejiminin insanlığa karşı attığı adımlardan ülkesinin suç ortaklığını itiraf etmekten çekinmedi. Pakistan Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif, İlham Aliyev ile birlikte yaptığı basın açıklamasında Pakistan'ın her zaman Bakü'nün Arsak konusundaki tutumunu desteklediğini belirtti. Bu açıklamadan onun her zaman sorunların askeri yollarla çözülmesi yönündeki menfur uygulamayı savunduğu, Bakü'nün son birkaç on yılda Doğu Ermenistan ve Artsak'a karşı işlediği tüm savaş suçlarını savunduğu anlaşılmaktadır. Gartman, Şirvan, Nahçıvan adlı Pan-Ermeni Birliği, Pakistan'ın 2020-2023'te Artsak'taki etnik temizliği, Laçin Koridoru'nun 10 ay süren ablukasını, barışçıl sivil halk arasında yaşanan insani felaketi, kapsamlı bir adalet kutlaması örneği olarak değerlendirdiğini, eğer bu açık terör sponsorluğu değilse nedir diye de sordu. Birlik, Pakistan'ın bu tür eylemlerle hem uluslararası hukukun norm ve ilkelerini hem de uluslararası adalet divanı ve diğer tahkim örgütleri tarafından alınan kararları ihlal etmeye hazır olduğunu kanıtladığını vurguluyor. Gartman Şirvan Nakçıvan adlı pan Ermeni Birliği, Pakistan'ın adaletin tezisi fikrine ilişkin tek taraflı ve Adaletsiz politikasını ve yanlış anlamalarını şiddetle kınıyor. Sürpgevor Kilisesi, Artsak'ın Mardagert bölgesinin Cankatağ köyünün kuzey kesiminde yer almaktadır. 17. yüzyılda inşa edilmiştir. Bu kapısının taşındaki kısa yazıyla kanıtlanmaktadır. Kilisenin tanımı ve kaydı Makar Barhudaryans tarafından yayınlanmıştır kilisenin büyük bir kısmı Sovyet yıllarında yıkıldı. Sadece kuzey duvarı ve bazı bölümler korunmuştur. Subkevor Kilisesi, Mimar Valeri Hayrabetya'nın projesine göre 2018 yılında restore edildi. Restorasyon çalışmaları sırasında eski kilisenin kalan taşları ve bölgeden bulunan çok sayıda haçkar kullanıldı. Kilisenin restorasyonu sırasında üzerine kilisenin restorasyonunun kaydının yapıldığı yeni bir sunak yerleştirildi. Artsakh Kültürel Mirası'nın izlenmesi adlı bağımsız akademik platform kilisenin mevcut boyutlarının 2020'deki 44 gün savaşından etkilenmediğini bildirdi. Ancak Eylül 2023'te Artsakh'ın tamamen işgal edilmesinden sonra kilisenin akıbeti bilinmiyor. Yerevan'ın Apovyan Caddesi'nde merhum Roje Kasparian'ın anısına dikkat çeken bir sergi düzenlendi. Sergide yetenekli fotoğrafçı Roger Kasparyan'ın çektiği efsanevi Fransız Ermeni şarkıcı Charles Aznavur'un özel fotoğrafları yer aldı. İç görüsüyle tanınan Roger Kasparyan'ın müzik ve kültürün en ünlü isimlerinden Aznavur'la özel bir ilişkisi vardı. Sergilenen fotoğraflar Aznavur'un hayatına ve kariyerine nadir ve samimi bir bakış sunarak onun karizmasını, tutkusunu ve Ermenistan'la sürdürdüğü derin kültürel bağlarını ortaya koyuyor. Sergi, Kasparya'nın anısına bir saygı duruşu niteliği taşıyor. Ziyaretçiler Kasparya'nın Aznavur'un mirasını öne çıkarmanın yanı sıra fotoğrafçının olağanüstü sanatsal vizyonunu ve teknik ustalığını da yansıtan olağanüstü çalışmalarını tanıma fırsatı buldu. Sergide Batı Ermenistan heyeti, Batı Ermenistan Devlet Başkanı Lidya Margosyan ve Batı Ermenistan Ulusal Konsey Başkanı Armenek Abrahamyan hazır bulundu. Serginin atmosferini tamamlamak için Şarl Aznavur'un müziği çalındı. Bu da etkinliğe derinlik ve duygusal bir ton kattı. Sevgili yurttaşlar ve sevgili soydaşlarımız, Batı Ermenistan'ın kaderiyle ilgilenen adanmışlar. Bugün bu büyük jeopolitik olaylar girdabında her zamankinden daha fazla birleşmeye, birbirimizi desteklemeye, birbirimizle daha yakın iletişim kurmaya ihtiyacımız var bugün milletimizin bütünleşmesine ve kendi haklarımız için mücadeleye gerçekten katkı sağlayan, talepkar olan çok az sayıda yapı mevcut. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Vesten Armenia TV hepimizin iletişim kurabileceği, birbirimizi tanıyabileceğimiz, tarihi vatanımız ve çevresinde meydana gelen çeşitli olaylardan haberdar olabileceğimiz eşsiz platformlardan biridir. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu ve Sena Ermenya TV ilkelerine ve izleyicisine sadık kalarak yeni yaklaşımlarla kesintisiz çalışmalarına devam ediyor. Bildiğiniz gibi televizyonumuz kendi reklamını yapmıyor. Ağırlıklı olarak Batı Ermenistan'ın tarihi, bugünü ve geleceğiyle ilgili siyasi ve diğer bağlamların yanı sıra çeşitli konuları gündeme getiren haberler yayınlıyor. Sizlere ayrıca Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı, hükümeti, ulusal meclisi ve diğer yapıların faaliyetlerini şeffaf ve erişilebilir bir şekilde sunuyoruz. Sevgili soydaşlarımız ve vatandaşlarımız, sizlerin de desteğiyle televizyonumuzun imkanları daha da genişleyecek ve güçlenecektir. Desteğiniz bilgi alanını daha da genişletecek ve atalarımızın ihlal edilen haklarının korunması, haklı davanın yeniden elde edilmesi için daha net ve güvenle mücadele edecektir. Adaletin yeniden tesisi için gelin birlikte mücadele edelim. Birlikte daha fazlasını yapabiliriz. Birlikte biz daha güçlüyüz. Unutmayın, siz yoksanız biz bir eksiyiz. Sayın dinleyiciler ve sevgili soydaşlarımız, bugün için bu kadarını öngördük. Hoşçakalın.